Kıskanç insanlar huzursuzdur. Kıskanç insanlar huzursuzdur. İlle kıskandığı kişiyi görmesine lüzum yok. Oturduğu yerde kendi kendini yer bitirir. Hazreti Ahmed er-Rıfai Hazretleri öyle buyuruyor. Kıskanç insana en güzel verilecek cevap onu kendi haline bırakmaktır. Çünkü hasetçi, kıskanç olan kendi ateşinde kendini yakan odun gibidir. Öyle bir ateştir ki kendisini yakar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten haset ve kıskançlık öyle bir şey. Dağlar kadar sevabı olsun, kıskanç olan insan ateşin odunu yaktığı gibi, hadi söyle, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi güzel amellerin hepsi biter. Sebep şeytan olur çünkü. Espriyi anladın mı? Anlatabildim mi? Kul başında dedi ki bak şefaati ile ehlil kebairi min ümmeti. Ümmetimin büyük günahlarına şefaat dedik. Kıskançlık onlardan mı? Hayır. Kıskançlık kul işi değil çünkü, şeytan işi. Statü değişiyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kabahat ettim, şunu yaptım, bunu döktüm. Tamam, hesabı görülür. Kıskançlık, problem Allah'la. Allah'la problemi olana şefaat erişmez ki. Anlatabildim mi acaba? Niye ameller gitsin canım? Yani niye bir insan kıskanç olduğunda 80 senelik ameli, umresi, haccı, binlenmesi, yani bu kıskançlık dinde bile vardır. Falanca cami yaptırmış, filanca köyün cami, bizim Karadeniz'de anlatırlar ya. Torununa sormuş, Allahu Ekber, yankı yapıyor çünkü dağlarda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Torun, bu nerenin ezanıdır? Demiş, yukarı köyün. İyi. O zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber. Torun, bu nerenin ezanıdır? Bizim aşağının derenin dedeci. He, ey. Ötekisi, bu nerenin? Bizim köyün deyince, azizallah. Hikayesi vardır ya, fıkra. Olur mu ya öyle şey? Bu nerenin? Bizim adamımız. Tamam. Bu bizim adamımız değil. Bak ne kadar tuhaf duruma sokuyorsun. Bu şekilde olmayacak. Mesele bu değil. İşte bunu anlatıyoruz. Bak bu çok önemli. Kıskançlık dediğimiz noktadan uzaklaşmayalım. Kıskandığında Allah taksimatına razı olmadığı için onun kul olarak kul olacak ki ameli sayılsın. Şeye benziyor bu. Derslerine çalışmamış. Bu okulun talebesi içindir. Dışarıdaki adam derslerine çalışmamışı bırak. Çalışsa ne yapacak? Okula kayıtlı değil ki. Kıskançlık seni ümmeti Muhammed olma şuurundan çıkartır. Şeytanlaştırır. Şefaatten de düşersin. Şefaatten de düşersin. Allah muhafaza eylesin. Başka ne özelliği var? Vakit mi yok? Şeytan tamam. Hadi şunu da söyleyelim. Satırlarda fark edemeyeceğiniz satır arası size bir Ramazanlık ikramda bulunuyorum. Bak, Ramazanlık ikramda bulunuyorum. Onlarca ayet-i kerimenin manasına, mealine böyle hani aa şimdi buldum diye böyle hayret edeceğiniz bir şey söyleyeceğim. Kitaplarda pek geçmiyor. Bunu tefsir derslerinde hocalarımdan duydum. Şeytanı şeytan yapan en büyük şeylerden biri de yine şeytanlığı. En önce şunu söyleyeyim, kısasını söyleyeyim ama dikkatini kaybetme, kısasını söyleyeyim. Şeytan Allah'la aldatır. Nasıl? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın şeytan sizi der Allah Teala. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Fatih Hoca ya Allah'ın rahmeti çok. Sen de okudun işte merhamet ediyor. Şimdi bu sene mi tutacaksın yani? Şart mı? Şöyle bir toparla işini. Seneye tutarsın. Hemen mi namaza başlayacaksın? Görmedin mi falanca artisti bilmem ne? Videoları oynarken bir hidayete erdi hemen toparladı. Videoları dolanıyor ortalıkta ama neyse. Devam etti, düzeltti kendini. Şimdi onu da kaldırmış. Ha, oluyor yani. Acele etmenin üzüme ki. Adam öyle demiş. Niye tutmuyorsun oruç demiş. Ramazan her sene geliyor. Kul Mehmet dünyaya bir kere geliyor demiş. Yani namussuzluk aradıktan sonra çok bahane. Allah'ın merhametiyle şeytan sizi aldatır. Dikkat edin diyor. Allah'ı göstererek. Allah'ın merhametini. Allah'ın cehennemi var der mi? Cennetini gösteriyor diyor ki ya diyor sana gelinceye kadar neler var diyor. Ya.
Sen böyle yapıyorsun diyor. Baksana diyor ya. Bir de birkaç tane de böyle dandik hoca gösteriyor. Baksana diyor adama diyor. Fatih Hoca denilen adama. Ha bırak diyor mevzuyu. Senin diyor aklının zekatıyla sen onu çalıştırırsın diyor. Şöyle abi iki kelime konuşamıyor diyor falan. Ya sen adamın konuştuğuna bakma adam kas kafalı olabilir. Anlattığı ayet doğru mu yanlış mı bak. Ona bak yani. Ana haber bültenleri bilinmeleri. Görmüyor musunuz yani o sunucusu bilmem nesi hepsi bunların IQ'su zirve olan insanlar değil ki. Sen getirdiği habere bakıyorsun. Ona bak. Yok. Vela yavurannekum billah. Ama bak çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunu kitapta zor bulursun. Şimdi bundan sonra bak çalışacaklar da. Şeytanı şeytan yapan en acayip vasıflardan biri yalan söyledi şeytan demez. Onu sen IQ'unla anlayacaksın. Nedir biliyor musun? Yalan. Şeytanın yalan söylediğine dair Kur'an'da bir ifade göremezsin. Baktığında. Ama şunları görürsün. Şeytan der ki ya Rabbi. Aa. Rabbi diyor biliyor musun? Şeytan diyor ki Rabbi. Rabbi. Ey Rabbim. Aa. Ya Rabbim diyen adam. Şimdi düşün bak. Sayın hocam ben seni hiç dinlemiyorum. Sen hakikaten insanları saptırıyorsun. Ben de senden daha beterini yapacağım. Sayın hocam dese bana Abdülsamet ne dersin adama? Abi düpedüz yalancı sahtekara bak dersin. Hem hocam diyor hem ne de diyor değil mi? Öyle değil mi? Allah Teala diyor ki şeytan bak IQ'su olanlar dinleyenler. Rabbim bak cümleye bak. Rabbim sen beni azdırdığın gibi ben de senin kullarını azdıracağım. Dalga geçiyor dalga. Yalan konuşuyor. Diyor ki ben Allah'tan korkarım. Haşr suresi. Ben diyor inni ekhafullah rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ne korkarsın ya? Korkan adam bunu yapar mı? Korkan bunu yapar mı? Yapmaz. Yalancı. Korkuyormuş gibi görünüyor. Korkmuyor. Ve dalga geçiyor. Dalga geçenleri de Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Böyle gelir. Herkes sana hani günümüze uyarlayayım ben. Daha pratik olsun. Şimdi sen cahiliye Arapları falan deyince direkt çağrı filmine gidiyorsun. Günü kaçırıyorsun. Şöyle gelir. Değil mi hocam ya çok şeysiniz. Hakikaten ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Harika. Ben de aslında biliyor musunuz şey yapamıyorum ama namaza başlamadım ama bak dinle dinle bu yaşanmış bir şey. Ya namazı falan şey yapıyorum ama çok gayret ediyorum. Bir de bende şey var falan. Öyle mi? Allah şey versin. Allah şifa versin. Çok üzüldük şey yaptık. Hadi hocam görüşürüz. Çok kendine iyi bak. Hadi hocam falan. Çıkıyor arkadaşlar diyor ki ne oldu? Ya diyor Fatih Hoca'yı gördüm. Adamın hakkını aldım diyor. Adam diyor neredeyse diyor ben şey yapamadığım için ibadet tahtı elime ayağıma sarılacaktı diyor. İşlettim diyor enayiyi diyor. İşlettim diyor. Oradan da diyor bazı mevzulara girdim diyor. Hadi diyor biz devam edelim diyor tekrar falan filan. Ha, ha, ha. Ne dedi diyor böyle bir de ayet okudu hocam diyor. Düşün diyor bana ha 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 ha. Bunlar kayıtlı kuyutlu. Aynen Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Onlar müminleri gördüğünde derler ki biz iman ettik. Sonra şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında derler ki biz onlarla dalga geçtik. Halbuki farkında değilsiniz ki bunun devamı var. Ey bunu yapanlar devamı var. Kur'an'da okuyun onun devamını. Allah öyle der. Halbuki biz onlarla dalga geçiyoruz. Dalga geçmenin en büyüğü nedir biliyor musun? Dalga geçtiğini farkında olmadan dalga geçmektir. Aldatıldığını Allah öyle. Allahu yestehzi'u bikum. Onlar dalga geçiyorlar ya. Allahu yestehzi'u bikum. Bilsinler ki Allah onlarla istihza ediyor. Allah onların seviyesine düşer mi? Yani öyle bir duruma bakacaklar ki aa biliyormuş her şey görülüyormuş ya. İşte bunları yapmamak için gel. Son günlerde cehennemden azat olmayı şey yap. Değerlendir. Hepsi biliniyor. Hani çocukken böyle bir şeyler yaparız. Şöyle oynarız falan. Annemiz bakınca dururuz böyle. Fark edilmiyor zannederiz. Ben böyle hocam da ya bizi ne idare ederdi Hat hocam. Biz kaynatırdık böyle. Hoca böyle yazarken bizi görmüyor zannederdik. Abi kabak gibi görülüyormuşuz orada. Kabak gibi görülüyormuşuz. falan yapardı hoca dönünce. Böyle dururdu. Böyle bakardı hoca. Hadi getir bakayım Fatih falan derdi. Böyle. Beni azarlamazdı.
Sonradan fark ettik ki her şey görülüyormuş. Sınıfa girdiğinde görülüyormuş. Anne babayken görülüyormuş. Ama yüzlemiyormuşsun. Merhamet ediyormuşsun. Peki insaflı olan ey insan, sen görülmediğini mi zannediyorsun? Şu an bir şey olmuyor. Peki ya müsamaha ediyorsa? Bir Ramazanlık, belki bir günlük bir hak veriyorsa? Ve daha kötüsü, ya bir şey olmaz diye bırakmışsa? Sen hukukuna baksana. Görüyor mu, görmüyor mu? Doğru mu, değil mi? Yanlış mı, var mı? Var mı, yok mu? Bir gün vara gideceksin. O zaman bu kadar çıkıntı bile görünecek. Ne yapacaksın? He? Sen bile şu dünya hayatında bildik. Herhangi bir şey, böyle reklamların, bilinmelerin, şikelerin, küfürlerin, şunların, bunların gırla gittiği, neticede hepsini toplasan insana faydası noktasında sıralamada 100'se 98 bile olmayan bir noktada olan bir sahada hak hukuk yenmesin diye şu kadarla ver geriye, o geçmiş, geç, ha, dirseği, pozisyonu bozmuş diyor. Offside'ı şu bozmuş diyor. Bak R'nin burasından. Biraz daha geçseymiş içeride ne hakkı yenmesin, bir puanı yenmesin diye. Allah yedirecek mi zannediyorsun? Allah yedirecek mi zannediyorsun? Hem de içeriden dışarıdan çekecek. Bunlar önemli işler. Bunları düşünmemiz icap ediyor. En azından bunları hamasi konuşma olarak görüyorsunuz. Bak bu anlattıklarım ayet meali. Sana uyarlamak için sahur vakti programı yapıyorum. Ben sana tefsir dersi yapmıyorum ki. Aradaki fark bu. Tefsir dersi yapsak farklı konuşurduk. Dinler miydin? Ben anlatabilir miydim? O ayrı, o dursun.